23. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Zonguldak Eski Milletvekili Köksal Toptan, Kanaze'ye özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Taş Kurumu'na bin işçi alınacağı müjdesi, Filios Projesi, Karadeniz Gazı ve AK Parti listesi hakkında görüşlerini aktaran Toptan, 20 Nisan'da gerçekleşecek olan Karadeniz Doğalgazı'nın karaya çıkartılması programına da katılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Taş Kurumu'na bin işçi alımı ile ilgili olarak toptan, Sayın Cumhurbaşkanımız işçi müjdesini bin kişi olarak verdi. Son gudamıza hayırlı olsun. İşçi alımı konusunda ben Sayın Cumhurbaşkanımızla sayının 2000'e çıkartılması konusunda görüşmeler yapacağım. İşçi alımı olmasına rağmen üretimin azaldığını görüyoruz. Bu nedenle eskiden olduğu gibi gruplu çalışma sistemiyle çalıştırılacak 2000 kişi olması talebimizi kendisine ileteceğim. Böylece üretimde azalmamış olur. Bizim madencilerimiz gruplu çalışma sistemine alışkın ve yatkın. Sağlık ve iş güvenliği anlamında da bu sistem uygun olur dedi. Filios projesiyle ilgili olarak Topsan, Filios projesi hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli bir proje. Filoz Gazı'nın karaya çıkartılması programına ben de katılacağım. Sağda az sayıda Zonguldaklı'nın çalıştığı söylemlerine katılmıyorum. Benim bildiğim yurt dışında çalışan 140 gencimiz Filoz sahasında çalışmak için ülkemize geri döndü ve çalışıyor. Zonguldak insanı iş için gitmiş, kapıdan çevirmişler. Elbette kalifiye arıyorlar, mülakattan geçiriyorlar. Filoz projesi göçleri geri getirmek açısından da çok önemlidir. Ülkemizin Doğu Akdeniz ve Karadeniz'e yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama faaliyetleriyle Karadeniz açıklarında keşfedilen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz Rezervi yeni meslek kollarını da beraberinde getirdi. Bülent Ecevit Üniversitesi Çağcuma Meslek Yüksek Okulu'nda ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık deniz sondaj teknolojisi ve açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi ön lisans programları açıldı. Önümüzdeki günlerde filosa çalışacak insanlarımız eğitimli olacak. Projenin önemi çok büyük. İstihdam anlamında da bölgemize çok büyük katkısı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni müjdelerle geleceğine eminim. Bu müjdelerin yine enerji anlamında olabileceğini düşünüyorum dedi. Köksal Top'tan AK Parti'nin Zonguldak Milletvekili Listesi ile ilgili olarak 14 4 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ülkemize hayırlı olsun. Türkiye yüzyılı Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir seçim. Listeler açıklandı. Parti Genel Merkezimiz çok zor bir iş yaptılar. Partimizi ülkemizi ileriye götürecek isimleri belirlediler. Vatandaşlarımız bu isimlerden katkı sağlayacak isimleri seçecekler. Bu seçimin centilmence geçmesini diliyorum. Ben her zaman olduğu gibi yine partimiz ve adaylarımızın yanındayım. Hem seçim sürecinde hem de sonrasında Zonguldak ve bölge için elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Centilmence bir seçim olmasını temenni ediyorum dedi.